Ha, bak ben orada ne gördüm? Sen nereye çökmüşsün Kro? aim. Yok abicim, eğim alma. Ha? Selam millet, de onlar da birlikteyiz kardeşlerim. Phoenix Point oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edebilmek için Phoenix Point oyunumuza önce nerede kaldığımızı anlamamız lazım. Researchlerde Atron Otopsi, Mind Flayer Otopsi, Triton Otopsi, Fireworm Otopsi, Pandoron Evaluation, Reverse Engineering de bir tane makinalı tüfek, bir tane tabanca upgrade'imiz varmış. Tamam, bunlar çok güzel. Beklesinler. Manufacture'da bir şeyimiz var mı? Şu anda Manufacture'da yaptığımız bir şeyimiz yok. Ekstra bizi böyle coşturacak bir zırhımız ya da bir ekipmanımız yok. Personellerimiz level atlamışlar. Level atlamış ekipmanlar, personellerimiz var. Şöyle bakalım. Nişancımız var. İki tane makinalı tüfek, bir tane sniper'ımız. Bunlara ben ana saçı maşı ne biçim bir tipmişsin sen bakayım böyle. Tipini görmüyoruz diye bir şey yapmıyoruz. Hepimiz var, sniper'ımız var. Yani iki tane makinalı tüfeğimiz var. Ölmüş adamımız mı var bizim? Vallahi göçüp gitmiş adamımız var galiba. Bu farklı bir tip çünkü. Farklı bir tip. Farklı. Level atlamış adamımıza trainingini yaptıralım o zaman. Quick. Sıradaki atış bir action point düşer. Ve küresi artar. Bence çok güzel. Handgunlarla daha fazla hasar ve daha fazla mesafe. Düşünülebilir. Speed çok hoş. Yok, kullanma o puanı. Sana gelelim. Ne diyorsun? Strongman. Return Fire'ı bir al önce. Karşı ateş gayet güzel bir şeydi çünkü. Perception bonusu alır diyor. Heavy Weapon Proficiency kazanır diyor. %30 bonus damage'le. Bilemedim. Şimdi bu bir kalsın ya. Sana biraz speed vereyim ben. Sen bir Speed Gonzales gibi koş. Güzel. Başka level bekleyen var mı? Yok. Sniper Rifle Proficiency %25 damage'le. Abi ne çılgın şeyler kazanıyorsunuz. Warcry. 10 kare yakındaki bütün düşmanlar 2 aksiyon puanı kaybederler. İlginç. Verdim. Ve sana speed verdim biliyor musun? Sen speed'e muhtaç bir adamsın çünkü. Tamam, geri kalan adamların çok fazla bir şey yok. Research lab yapıyoruz. Daha güzel research, daha hızlı build'ler yapabilmek için research build'ler. Şimdi Phoenix Base, Eastern Asya'daki Phoenix Base'i bul diyor. Bence biz buraya bir gidelim. Ne yaptım? Buraya saldırı var. Disciple of Anu'ya saldırı var. Vay arkadaş. Buraya git o zaman. Ortalama zorlukta gündüz Pandorian düşmanları. Peki. Sen niye injured'sın hala ya? Nişancı. Aa, dinlenememiş ki nişancı. Biz onu görmemişiz ya. Deploy squad ne diyelim artık. Evet, görev yerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Güzel. Hemen şöyle bir ortam incelemesi yapalım. Büyük bir mekan. Riskli. Şimdi bir dash diyelim adamımıza. Bir yukarıları doğru keşfedelim bence. Ne oldu ya? Niye sen inliye inliye gidiyorsun? Şu kapıya doğru bir bak. Sniper. Sniper gel şöyle. Şu özelliğini kullan bakayım Quick. Bir dahakine bir enerji az sık. Bir de şuraya doğru görürsem sıkarım de.
Heavy. Heavy sen dombik dombik koş. Haritanın şöyle yukarısına doğru gidelim. Şu anda bizim için en mantıklı hareket o olacak. Çünkü ortadan ilerlemek hiçbir zaman iyi değil. Sen de deş helal olsun sana. Yes. Abi bunu yapma. Burnumuzun dibinde mi adamlar? Şunu vurun çocuklar. Başka? Yetti mi? Vallahi yetti. O ne abi? Haydi. Merdiveni kırmak. Sinirlenip merdiveni kırdı adam. Evet, bu çok iyi olmadı. O adamın da oradan öyle vurulabileceğini çok da hayal edememiştim ben. Tamam da ben uzaylıların ortasına düşmeseydim keşke ya. Vay canını yediğim, o ne ya? Şimdi güzel kardeşim bak. Birincisi. Sen git. Quick Aim'i de aç. Şuraya da gel. Buradan şuraya doğru bakarsın. Tamam, senin işin bitsin. Sen vurulmuş olan mısın? Hayır, vurulmamış olansın. Normalde yaralı ama galiba bu. Trof. Çocuğum Trof. Şuraya doğru bir bomba Trof. Mükemmel. Kan revan içinde kaldı. Nasıl mutlu oldum anlatamam size. Aynı adam bir de atış yapabiliyor şu anda. Şunu da vur. Ne oldu ya? Eksi bilmem kaç bir şey diye bir yerlerden bir adamlar çıktı ama dost musunuz, düşman mısınız? Ben anlamadım ki. Her yerden bir şeyler çıktı. Sen de şu koridora doğru bak şimdi. Ha, iki tane adam görünür olmuş zaten. Buraya doğru gidersem sıkarım onlara diyor. Git bakayım bir onlara. Ne görüyorsun şu anda? Ateş et dediğimde bir tane bundan görüyor. Vuramadı. Hoş değil. Sıradaki adamlarımıza bir gelelim. Sen şimdi şu tabancayı bir al. Tamam mı? Şuradan bir kendine sık. Ha. Güzel oldu. Şimdi tüfeğine geç. Ateş etme desen. Ateş et. Bir de hala da ateş edebiliyor oradan. Bu hem iyi hem kötü. Korktum yani. Ben şuraya doğru bir geçeyim. Evet. Hatta şöyle geleyim, daha da ilerleyeyim. Daha şöyle geleyim. Şimdi bir tane indirdik, iki tane indirdik, üç tane indirdik. 4, 5 diye görüyoruz. Saldırı gücü 6 demişti, değil mi? Ateş edemiyorsun, orada dur. Yes. Başka kimse bir şey yapamıyorsa bitti tabii. Pandora'nın aktiviti, yürü bakalım. Garip garip yerlere gidiyorlar. Ha, sivil insanları öldürmeye çalışıyorlar. Garip garip bir yerlere gitmiyorlar. Biraz ıskalayın ya. Babylerim benim. Biraz ıskalayın. Herkese vurmayın yani öyle. Şimdi bak. Bu adam mesela çok çılgın bir şey yapacak sana. Yapamadı. Başka bir adam çok çılgın bir şey yapacak sana.
İşte bu kadar. Hacı dayı. Buraya kadar ilerlediğimde ben onu zaten vurabilirim diyorsun. Peki. Deş de o zaman sen. Şuraya kadar bir ilerle. Hala bir kişi değil mi? Evet. Şöyle de bir ilerle. Şimdi sık. Bence 10 numara şaheser oldu. Beklesin. Sniper. Sniper. Adamlar birbirinden çok dağınık kaldı ya. Bu da ateş edebilecek bir adam aslında. Onun da deşi var. Daha da girebilirim içeri diyor. Girsin bakalım şuraya kadar. Ne güzel. İndirdik ve görevi başarıyla tamamladık. Evet, adamlarımız hasar gördü, doğru, doğrudur. Ama fena da savaş olmadı. Sığınağı kurtardığımız için attitude kazanmışız. Şu göz neyse 10, bu kafadan da 20. Sonra bir şeyler kazanmışız. Canım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ayıp ediyorsun. Disciple of Anu. Bak sana saldırabiliyorum bile. Biliyor musun? Dalabiliyorum yani sana. Recruit Soldier dedim. Aldın mı Soldier'ı? Herhalde aldım. Pandora Nest. Pandora'nın yuvası var. Bak oraya da dalmak lazım. Ama şimdilik ben şu Phoenix merkezine bir geri döneyim. Tamam mı? Phoenix merkezine geri döneyim. Diplomasi de birbirlerine dalmalarını söylüyor bu adamlar. Ben kimi aldım? Aha, böyle bir adam aldım. John Chrome Don Bowen. Arkadaş neyciymiş? Berserk Training'miş. Millie Beepin ve Handgun. Silahları da çok şekil. Hepsi Nergal. Peki, diplomasiyi de şimdilik bıraktım. Herhangi bir şey accept demiyorum. Şuradan bir bu zamanı geçiriyorum. Research complete oldu. 10 numara şaheser. Bir tane daha research başlatalım hemen. Pandoran koloni. Nergal bilmem ne. Şunu yapamıyor muyum? Destroy Pandoran koloniden sonra mı çıkacak? Peki. Fireworm otopsiyi yapalım. Base'de bizim şey devam ediyor. Personelde yaralı personelimiz var mı? Level up personelimiz var. Training'den. Kendisine Return Fire veriyoruz. Sonradan aramıza katılmış olan arkadaş. %25 taşıma kapasitesi ve kas gücü. Onu da verdim. Sniper Rifle Proficiency'si olsun mu acaba? Yani Sniper Rifle ama iki tane silah taşımaz bir adam ya. Sana bir speed verelim o yüzden. Başka da bir şeyin yok değil mi? Tamam, gayet güzel. Geoscape diyelim, personel diyelim. Şu anda bir daha bakıyorum. Bir saati olan adam var. 18 saati olan adam var. Geoscape 18 saati olan adam olduğuna göre... The more the disciples of Anu invest into this mutation tech, the further away they will move. Disciple of Anu geliştikçe bu iş olmaz diyor. Üzüldü, bize sinirlendi. Abi herkesi birden mutlu edemiyoruz ya. Bu da research de bitti. Gelelim başka bir research'e. Gel bunu reverse engineering'den yapıştır. Ha, başlamak için bir item'a ihtiyacım var diyor. Bunda da adamın birine verdik galiba eşyayı, o yüzden başlayamıyor. Bir daha gelelim şu base'a. Bizim çok fazla materyalimiz oldu. Personelimizden hepsi hazır şu anda. Gayet güzel. Geoscape diyelim. Şurası neydi? Second Infiltration. Mekandaki Heaven'a atak eden adamların yerini bulursun diyor. Mission Available. Find Phoenix Base. Burası Find Phoenix Base bir kere. Bunu bir bulalım. Phoenix Base. Investigate.
Okey. Bir görev çıktı galiba. Eski günlerde benim büyük babam Qingling Başan'ın kaderiyle alakalı bir tane hikaye anlatırdı. 1915'te Lei Meng tarafından, bir lider tarafından göreve gönderilmiş. Unutulmuş eski uygarlıklara dair izler bulmuş. İngiliz fotoğrafçı takımın oradan kurtardığı bayağı güzel şeyleri çalmış ve onları fotoğraflamıştı. Ama şimdi gerçekleri biz biliyoruz. Burada dağlarda öldü, tek başına ve unutularak. Bu uygarlık Pando virüsü yenmenin anahtarı olabilir mi? Tarih kendini tekerrür derler. Daha önce de mi olmuştu acaba bu Pando virüsü? Eastern Asya'da Phoenix Base bul diyordun yavrum. Buraya gidemiyor muyum artık? Şuradan araya sken desem. Peki buna gideyim o zaman. Dediğin gibi. Ha. Burada bir mission çıktı. Deploy squad abi hepsi. Bütün squad'ı boşaltıyorum oraya. Bak ne diyor. Düşmanın üzerinde bulunduğu bir zemini yok ederseniz alttan diyor. Onu düşürürseniz aşağı düşüp düşme hasarı da yer. Mantıklı. Hunharca görevimize başlayalım. Biz neredeyiz bu sefer? Bu sefer bayağı büyük bir yerdeyiz. Yo, aynı büyüklükte bir yerdeyiz. Aynı büyüklükte bile değil. Aslında küçük bir yerdeyiz. Ama düşmanlarımız farklı. Düşmanlarımız insansı. Bu beni üzdü. Böyle şeyler beni üzüyor zaten. İnsansı düşmanlarla savaşmak falan. Tam koruma veren bir şey yok mu? Güzelim benim. Böyle bir şey olamaz ya. Beton çıkıntısı, direğin altında kalmış beton çıkıntısı falan yarım koruma veriyor. Teneke tam koruma veriyor. Peki. Şimdi sen, ben bu adamı vururum mu diyorsun? Bana pek inandırıcı gelmedi. Sniper'da olduğu yerden vuramıyor ama şöyle bir yere falan geçse ben bu adamı vururum diyor. Vur bakayım adamı ne yapacaksın? Nasıl vuracaksın? Vuramadın sanki. O zaman görev bize kaldı. Dash. Targeting. O biraz fantastik ya. Hayal dünyanın öbür ucundaki adama ateş etmek falan. Flammable diyor. Arkasındaki tankı vurabiliyorsan. Hani bilemem. Onu vur. Ama bu adamı zor. Buraya geçip, şuraya geçip, buraya geçip. Şöyle geç. Enemy spotted. Bir tane daha enemy çıktı. Evet, burada bir enemy daha çıktı. Bir sürü enemi çıktı. Peki. O zaman sen buraya doğru bir görürsem sıkarım. Yap bekle. Sen yakın dövüşçü. Şurada bir tane emmi görmüştük, değil mi? Şurada gördüğümüz emminin olduğu yere doğru bir koş. O fantastik bir yer ha. Bütün herkesten korunurum diyor oradan. Haritanın daha da yanı yok. Şuradan bir düşman çıkmazsa sürpriz zaten şu adam bize çok bir şey yapamaz. Ama o adam biraz şöyle yürüdüğünde yandan gömecek zaten bize. Şu tüpü vurmamız lazım birileriyle. Peki. Şöyle bir koş sen. Tabancana gel. Ateş et de serbest bırak modu. Olmadı canısı. Şuraya doğru görürsem söylerim de. Senden de bir deş alalım şöyle bak. Bir ufak deş alalım şuraya doğru. Geldin mi yavru? Şuraya ateş edebilir miyim acaba? Benim derdim o ya. Onu zorluyorum deminden beri.
Buradaki adama yanımı dönüp durmak istemiyorum. Aradan onu görürüm diyor. Onlar da beni görür. Çok hoş olmaz. Şöyle bir koşsam. Ateş et desem, serbest moda geçsem. Şu flammable. Bir şey elde edemedik. Canımız sağ olsun. Heavy. Uç heavy uç. Evet, bir tane daha adamımız var. Bir de işte onu attıralım. Ondan sonra bir move da ona yaptıralım. Şöyle. Ateş ettiğinde bu adamı hiç vuramam diyor. Bu adamı da hiç vuramam diyor. Peki. Müthişsin. Yes. Bence çok kötü bir birinci tur oynadık. Daha kötü oynayamazdık. O beni vurdu. Ben onu vurdum. Savunmada olan tarafları orada aslında adamların, yani o adam böyle vuruyorsa diğerleri nasıl vuracak çok merak ediyorum. Görmek bile istemiyorum. Bütün adamların vuruluyor, mükemmel. Sniper var aralarında, tam bir takımlar bizim gibi. Acil bir şeyler yapmam lazım bu duruma. Şimdi kanaması olanlar, kan kaybedenler kimler? El kaldırsınlar. Bu vatandaş. Bomba atsan nereye kadar atarsın? Vallahi bayağı da atıyorsun aslında bomba atsan. Helal olsun. Bomba atma. Vazgeçtim, seni kandırdım. Şu adamı kötü vururum, bunu daha da kötü vururum, onu iyice kötü vururum diyor. Teşekkür ederim. Bu kadar yürüyüp ateş edebiliyor sadece, değil mi? El bombasıyla bu kadar yürüyüp el bombası atabiliyor. Bu kadar yürü. El bombasını şuna at. Ha, adam öldü. Güzel. Çok bal oldu ya. İstemeden oldu ama. Dash. Şöyle bir dash. Double shoot çıkar herhalde bizden burada, değil mi? Tabii. Double shoot bu adama. Ötekine biraz zor diyor. Buna çok daha kolay diyor. Buna fena değil diyor. Double shoot ihtimalleri var. Arkada flammable bir şeyi patlattım ya. Herifi ıskaladım. Arkadaki flammable'ı patlattım. İyi mi? Mükemmelim tek kelimeyle. Ha, bak ben orada ne gördüm. Sen nereye çökmüşsün Kro? Yok abicim, aim meyim alma. Ha? Bu kadar. O adama ne aim? O adam zaten şu anda kan kaybede ya da gidecek. Buraya yürünmüyor mu anlamadım. Allah Allah, çok garip. Şöyle gelelim. Bence güzel oldu. Sniper, birilerini hala vuramıyor musun ya? Maria Arafa.
Padrunuyum bancağın gibi bir şey diyor. Ha? Bak Mario Arafa'yı vurdun. Demek ki vurabiliyormuşsun. Son bir tane adamımız kaldı. Deş diyelim o yüzden onunla. Son bir tane adamımızla. Şurada kimse kalmadı. Bu kan kaybından ölecek. Şunu ve bunu vurursam sadece sniperları kalır adamların. Şöyle bir koşayım. Ateş ettiğim. Mükemmelsin. Belki 10 kan kaybıyla ölürsün sen. Bunu vurmam lazım. Olmadı. Yes. Bu öldü. Evet. Gerçekten de. Sniper geri kaçtı. Oradan çılgın bir atış yaptı. Ha. Bu da ikimize öyle sıkmayı uygun gördü. Öldüreceğim galiba. Öndeki cover'ı da yok ettin. İnat ettin. Öldüreceğim diye. Gerçekten ilginç. Ateş ediyorum diye bağırıp düşmanım kendi kendini patlattı. Bu her zaman görünecek bir manzara değil. Sen beni öldürmeye çalışıyorsun, değil mi? Alenen söyle, sen beni öldürmeye çalışıyorsun işte. Yani gizlenme. Gizleme fikirlerini. Sen bittin. Dört bir yanına geldim, çöktüm senin. Bununla bile ateş edemiyorum ya. Sniper, yapar mısın gerçekten öyle bir şey ha? Yapmazmışsın. Niye yapar gibi davranıyorsun? Artık deşi meşi kalmadı adamın. Yeter diyor. Yes, sniper şovunu yapsın bakalım ne olacak. Çok hoş. Şimdi birincisi sen bir kendine medikit yap. Ölüyorsun çünkü. Sniper'ın üstüne cesur bir hareketle yürüdük ama o değil canım bununla. Bence çok güzel oldu. Çok garip bir savaş oldu. İyi savaşlarımdan birisi diyemeyeceğim bunun için. John the Boss ölmüş. Ne ara öldü John the Boss? Gerçekten hiç anlamadım John the Boss nasıl öldü. The Boss ya. Çok acımasız abi bu oyun. Bir sniper atışıyla pat diye aldılar adamı aradan. İyi iş yaptın diyor. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi iş yaptım da yani ağzımı burnumu da kırdılar yalnız bu arada. Bilmem farkında mısın? Personel. Vallahi John the Boss bize sonradan katılan makinalı tüfekliymiş ya. Pii. Choose a secondary class to train in. Bunu bir deneyeceğim ya. Heavy Sniper. İki tane silah taşıyamayacağım ki ama elinde. Heavy oldum. Heavy olduğum zaman bir sürü farklı şey geldi. Allah Allah. Neyse. Tamam bunu seçtik. Kalsın bakalım böyle. Su Gang Nişancı. Niye şöyle bir şey aldım çünkü ben buna değil mi?
Assault Rifle'la daha iyi vuruyor diye. Hadi bakalım, buna da seçelim. Heavy Training diyelim. Heavy Training ile Heavy Zırh giyebilecek bence bu adamlar. En büyük esprisi bu olacak. Heavy Zırh giyerlerse acaba yürüme kapasiteleri düşecek mi? Devam et canım. Base'de de benim şu şeyimin bitmesine 8 saat kalmış zaten. Şöyle biz bir iyileşelim. Construction Complete. Reverse Engineering okey. Tamam. Gayet güzel. Bakıyorum şimdi o 6 günler 3 günler 3-5 saate düşmüşler, mükemmel. Otopsi, otopsi, Pandora Evolution. Bunların hepsini bir yapalım. Şuraya gidebiliyor muyum? Gidebiliyormuşum mesela. Yine neresi atak yedi? Oo, dünyanın öbür ucundaki bir yer atak yemiş. Orayı kurtarabilir miyiz? Belli bile değil. Biz bu Heaven'ı kurtaralım. Sonra Panduran kolonisini yok et. Panduran Structure Activate, Prison of Ice görev şeyler var. Ana görev missionları var. Onlarla kaldığımız yerden devam edelim bir dahaki videomuzda kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.